Herkese merhabalar, ev okulu ile alakalı binlerce yorum geldi, yüz binlerce... Ev okulu ne olduğunu söyleyeceğim sana Tonguç, binlerce yorum geldi ve biz de o yorumların hepsini tek tek okuduk ve şimdi bunlardan bazılarını sizlerle beraber cevaplayacağız. <laughs> Birisi güzel bir soru sorun Tonguç'um, önce senin sorunu cevaplayalım. Ev okul, bizim okulu eve getirmemiz. Yani 3, 4, 5... 6 7. sınıf, 8. sınıf, 9 10, 11. sınıf ve üniversite sınavına hazırlıkta bütün öğrencilerimize biz ücretsiz bir şekilde YouTube kanallarımızdan Ev okul programı yapıyoruz. Nedir bu ev okul programı? Uzaktan eğitim. Oo. Uzaktan eğitim kastımız şu. Okulda sen normalde ne yapacaktın? Matematik dersi görecektin, Türkçe dersi görecektin, fen, sosyal bilgiler. Bu derslerin hepsini sana evinin rahatlığında dinlemen için mükemmel programlar hazırladık. Hatta şöyle gösterebileyim sana. Bak bu beşinci sınıf programımız, bu altıncı sınıf programımız, bu yedinci sınıf, bu sekizinci sınıf. Gördüğün gibi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma... Cumartesi, pazar tatil tabii ki. Hafta içi mükemmel bir şekilde sana ev okulda dersleri anlatıyoruz. Peki nasıl oluyor bu dersler? Canlı yayınlar oluyor, arkasından soru çözümleri oluyor, soruların pdf'leri paylaşılıyor. Ve aynı zamanda sen hocaya soru sorabildiğin gibi hoca da sana soru sorabiliyor. Canlı yayında mükemmel bir şekilde derslerimizi yapıyoruz ama uzaktan eğitim. Peki demiş ki öğrencimiz Sami, hocam bunun telafisi var mı? Tabii ki var. Nasıl var? Şöyle ki bütün bu yayınlar YouTube'da kalacak. Dolayısıyla sen ister akşam izlersin, ister yarın izlersin, istersen bir hafta Canlı yaparsın. yayınlar daha güzel oluyor mu hocam? Ama tabii ki canlı yayın tadı bambaşka. Niye? Çünkü canlı yayında bir soru sorduğun zaman hoca, hoca sana cevap veriyor. Mesela sen canlı yayında Sami Hüsaf diyor ki, hocam ben bu kısmı anlamadım diyor. Biz gerekirse o kısmı bir kez daha tekrar edebiliyoruz. Dolayısıyla canlı yayınları hiçbir şekilde kaçırmamal lazım. Ama canlı yayınlara gelemiyorsan telafisi olduğunda bil. Zaten çok güzel bir haberimiz daha var. Ev okul, ortaokulda... EBA'dan sonra yayınlanıyor. Daha doğrusu sen EBA'daki derslerin bittikten sonra biraz dinleyelim yemeğe sonra ev okuldaki canlı yayınlara da yetişebilirsin. Bunun için de programımızı revize ettik. Bununla alakalı kanalında da videoları görebilirsin Tonguç Eylül Aynı zamanda mutlaka mutlaka diğer videolarımızı hepsini izleyip pdf'lerdeki soruları çözersen de okul evine gelmiş olur. Mükemmel bir başarı ulaşırsın. Unicorn başka bir mesaj var. Hocam size okulda eski konuları mı tekrar edeceksiniz yoksa bundan sonraki bizim göremediğimiz konuları mı böleceksiniz? Çok güzel bir soru sormuş. Biz ev okulda tabii ki Milletim Bakanlığı müfredatına göre gidiyoruz. Yani şu anda Mart ayında, Nisan ayında okulda ne öğrenmeniz gerekiyorsa EBA onu gösteriyor. Bize aynı şekilde okulda öğrenmeniz gereken Milletin Bakanlığı müfredatına uyumlu konular gösteriyoruz. Fakat LGS'de sınav soruları, sınav konuları değiştiğini açıkladığı için Milletin Bakanı orada eski konuları tekrar diyoruz. Orada amacımız LGS'de daha başarılı olmak. Hemen diğer bir soruya bakalım. Sevgi sevgi. Merhaba acaba canlı yayınlar ne zaman? Yani saat kaçta başlıyor? Ona göre program yaparım. Canlı yayınlarımızı bütün bak burada bir videomuzun açıklamasında linkte zaten programlar var. Ama aynı zamanda 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta veya hangi sınıfta olursan ol. Kendi sınıfının kanalında biz haftalık ders programını... Lisede var mı hocam? Lisede var tabii ki. 8, 9, daha doğrusu 9, 10, 11. sınıf. Hatta üniversiteden hazırlıkta da biz tek tek programlarımızı İlk yayınlıyoruz. İlkokul var mı hocam? İlkokul 3-4 hepsi var Tonguç'um. Dolayısıyla ilkokul 3'ten 12. sınıfa kadar hangi saatte canlı yayınımız var, hangi saatte videomuz var bunun haftalık programını senle paylaşıyoruz. Dolayısıyla sen de programını ona göre yayınlayabilirsin. Meryem. Hocam ev okulu için açıklamada pdf koyar mısın? Sizi çok seviyorum. Tabii ki açıklamalara zaten pdf koyuyoruz. Birincisi söylediğim gibi programlar var. Aynı zamanda soruların da pdf'ini indirip teker teker çözebilirsin. Ve böylece başarına başarı katabilirsin. Mitüşa ay uzaktan. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? E, tabii ki. <laughs> e gelecek hafta ev okul kampı olacak mı? Yaparsanız sevinirim. Ev okul kampı uzaktan eğitim devam ettiği sürece yani okullar açılana kadar sizlerle beraber olacak. Dolayısıyla okullarımız kapandı diye üzülüyoruz tabii ki. Ama evimizin rahatlığında üzerimizde pijamamız, elimizde çayımız 3. sınıf, 4. sınıf, 5, 6, 7, 12. sınıfa kadar yatarak izliyorum ben. İster yatarak izleyebilirsin, ister kayarak izleyebilirsin. Yeter ki dikkatli bir şekilde dinle, PDF'leri indirip sorularını çöz, ardından da başarıyolar. Hadi bakalım bize de yorumunu okuyalım. Ev okul için test kitabı çıkartayım ödev verin lütfen. Ev okulda zaten sizler için ödevler veriyoruz. Birincisi Ev okulda yayınladığımız her PDF'de, her videoda onun Milliyetin Bakanlığı'ndaki hangi sayfaya denk geldiğini söylüyoruz. Yani sen videoda konu çıktığı zaman böyle çalışırken burada yazıyor. Milliyetin Bakanlığı sayfa 231 ve 237 anlatıyoruz. Dolayısıyla sen evdeki Milliyetin Bakanlığı kitabından orayı takip ediyorsun. Ayrıca kendi kitaplarımızdan da sana ödevler veriyoruz. Taktikli soru bankamızdan, zoru bankalarından, dinamolardan o konuyla alakalı, o gün işlediğin konuyla alakalı hangi sayfaları çözmen gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla oradan da ödevlerini yapıp başarına başarı katabilirsin. Hadi bakalım şimdi ödül sorumuzu yap, yorumlara yollatalım. Yorumlar. Ya.